Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. Kar elması. Kar? Kar alması. Elma kar, nereden çıktı? Kar ol, kar olması. Dolma. Çorbası. Tatlı efendim. Kar vurması. Kurma ya. Ya kar elması. İşte budur. Ya aklıma bir şey geldi ama onu söylersen burası yıkılır yani, o değil biliyorum. Ne ki acaba, merak et. Prostat değil. Prostat olur mu canım? Sıfır prostat tadı. Suikast. Çıkmadı suikast şuradan bir türlü, evet. Oluyor. Ay sürekli ya. Odun kömür. Odun? Evet. Odun mangal. Binaya. Harf alayım. Uşak. Eyvah, ne dedim ben? Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla gelin. Kendi aralarında bir sohbete dalmışlardı efendim rakipleriniz. Az daha sizi alkışlamayacaklardı. Ben hemen uyardım. İyi yaptım değil mi? Havva Hanım yarışacak efendim. Hava, Sayın Havva Paralı. Rize'den gelmişti. Geri dönecekti. Bizim için kaldı. O yüzden kalbimizdeki yeri bambaşkadır. Şimdi peki yapmanız gereken nedir efendim? 7000 kaçtı? 7700. 7700 mü yapacaksınız? Hayır. Hayır. O kadar yapamam, evet. 8700 yapan var. Vardır. Yapsın. Ben yapamam büyük ihtimal. Hadi canım. Havva Hanım geçen sefer yani rahat yarışmıştık. Ha, rahatım yine ama yani. Çok fazla harf almanıza gerek yoktu. 6300 puanda ayrılmıştı ikinci yarışmacımız. Ha. Siz 1000 puan kadar bir fark atarak gün şampiyonu olmuştunuz. Çok daha yükseğini kazanabilirdik biraz kendimizi zorlarsak. İşte şimdi kendimizi zorlama zamanı. Tamam. Biraz daha fazla risk alacağız, daha yüksek bir puan alacağız. Arka tarafta daha rahat bir şekilde oturacağız. Katılıyor musunuz? Evet. O zaman devam edelim. Tamam, size güveniyorum. Bana güvenin. 4 harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Başladık. Bir işte emretme yetkisine sahip olan kişi. Amir. 400 puan da yerindedir. Şahane bir başlangıçtır. Alkış gelsin. Bir sağlık elemanı olarak gayet rahat bir şekilde cevaplayacağınızı düşündüğüm bir soru. Buyursunlar. Diyor ki, damarların yırtılıp deri altına kanın toplanmasıyla oluşan morluk, çürük, ezik, ekimoz. Harf? Halk ağzındaki adı. Çürük değil, ne? Beze mi? Yo. Beze mi? Nedir ya? Harf? Yapmayın. Yapmayayım. Ya bere. Bere. Damar yırtılıp dışarıya akarsa kan, yara. Yara, bere, tamam. Bir, iki, öğrendim. Beş harfi tek bir kelime efendim. Lütfen gelsin. Hazreti İsa'ya verilen adlardan biri. Mesih. İşte o kadar. 500 puan daha. 1100. Üçüncü soruda. Maşallah. Gelsin. Çok basit bir soru. Nedir bu yahu deyip hemen panik yapıp harf almayın ne olur. Buyurun gelsin. Dibi yüzeyinden uzak olan. Dibi yüzeyinden uzak olan. Derin. İşte o kadar. 500 puan daha. 1600. Çok güzel. 6 harfidir, tek bir kelimedir. Şu ana kadar karşınıza çıkan 4 sorudan daha zor değildir. Buyursunlar. O oyalayıcı iş. Meşgale. Harf alayım. Ü harfiyle bitiyor. Bir harf daha alayım. Yapmayın. Süre güzel. Uğraşı mı? Uğraşı. Uğraşı. 400 puan değerinde 2000'e yuvarlandı. Yarısı mastar. Yani harf alırsanız %50 ihtimalle mastardan gelecek. O yüzden harf almadan 1600 puan daha kazandın efendim. İnşallah. Son 6 harfli cevabınızdan. Buyurun gelsin. 6. soru. Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Bitmek gibi bir şey mi? Bitmek. Bitmek kaybolmak değil. Ay. Belki ortadan kalkmak, yok olmak olabilir ama. Çok fazla değişikliğe de ihtiyacı yok. Yitmek. Yitmek 600 puan değerindedir. 2600'e çıktı kasamız.
3 dakika 12 saniyemiz var. Şimdi Darfil cevabı bulduktan sonra yarısına gelmiş olacağız. Tam ortasına gelmiş olacağız yarışmanın ve halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Süremiz şahane, puan daha da şahane. Yolunuz açık. Buyurun efendim. Hiç beklemeyelim. Diyor ki son dakika haberlerini. Takip edilen bir konudaki yeni gerçekleşen olayları tanımlayan bir söz. Flash, flash, flash değil. bir harf alayım. Buyurun gelsin. Bir harf daha alayım ben. Çok kolay değil anladım sizden. Bir harf daha alacağım. Çok kolay aslında. Hani nokta nokta davasıyla ilgili yeni nokta noktalar. Gelişme. Gelişmeler var. 400 puan değerinde 3000'e çıktı kasa. Geometriyi sever miydiniz? Hayır. Bu kadar net bir hayır beklemiyordum. Buyurun o zaman efendim. Şöyle sorulmuş. Diyor ki aynı düzlem içerisinde ilerleyen fakat birbirini kesmeyen. Bu anlama gelen bir söz. Harf alayım. Bu kadar hızlı harf almayın. Süremiz güzel. Bir dakika aynı düzlem içerisinde. Bir harf daha alayım ben. Birbirini kesmeyen. En güzel yerinden bir P harfi. Ne o ya? Paralel. Paralel. 500 puan değerinde 3500 kasa. Sakince düşünüp yine hiç harf almadan cevap verebileceğiniz bir soru. Eller arkada. Ağız da hemen harf alıyorum demesin. Buyurun gelsin. Taht sahibi olan devlet başkanı. Hükümdar. Hükümdar. Hükümdar 800 puan değerinde. 4300. Şu da bitsin de ondan sonra hesabı yaparız çünkü çok güzel noktadayız maşallah. Aman nazar değmesin. Bir birleşik kelime efendim, iki kelime yan yana gelip bu kelimeyi oluşturmuş. Açıklaması da şudur. Diyor ki devlet adına davalar açan kamu görevlilerinin en üst düzeyde olanı. Sayıştay, Danıştay, Yargıtay. Siz kurumlardan bahsediyorsunuz, ben kişilerden bahsediyorum. Allah. Kamu görevlisi. Devlet adına dava açan kamu görevlisi. Allah. Reji lütfen bir dakika. Bir azıcık daha. Sakin. Siz soruya odaklanın. Devlet adına dava açan kamu görevlilerinin en üst düzeyde olanı. Yargıtay, Sayıştay. Kurum değil, kişi, görevli. Devlet adına dava açan kişi kimdir? Başsavcı. Savcı, başsavcı. 3500 puana geriledi. Hesap yapalım demiştik. Yapmayalım. Zamanıdır. Yapalım. Yapmayalım. Artık yani. Peki. Siz bilirsiniz. İki kelime yine birleşik. Şöyle sorulmuş. Garip de bir tabir. Halk ağzında emişik denen, bebeklikte ortaklık kurulup akraba durumuna gelinen kişi. Şey mi? Süt kardeş. Süt kardeş 900 puan değerinde. Hazır sütten bahsettik. Buyurun. Meme bezinin radyografi ile incelenmesi. Mamografi. Mamografi 900 puan değerinde. Kaç harf alabiliyorum? Hani yapmayacaktık? Bekliyordunuz değil mi bunu? Bekliyordum tabii. Ben yaptım kendi içimde hesabı efendim. Ve o hesabı yaptıktan sonra ne yazık ki hayal kırıklığıyla kucaklaştım. Öyle mi? Hiç harf almadan sonraki soruya da cevap verseniz zaten 9 harflerde harf almadınız. En fazla 7300 puana çıkabiliyormuşuz. Tamam, yarışalım o zaman. Başsavcı 1600 puana mal oldu çünkü. Evet. Hayırlısı olsun. Onu ben bilirdim. Buyurun. Nereden bilebilirdik? Evet, dediğiniz gibi. Küçük bir şanssızlık her şeyi tepe taklak ettirdi. Diyor ki, nedendir bilinmez. Nasıl oluyorsa anlamlarında genellikle manidar konuşmalarda kullanılan bir tabir. İki dakikam var. İki kelime, iki dakikanız da var hakikaten. Şöyle bile düşünebilirim. Buradan Rize'ye bile götürebilirsiniz o dakikaları. Nasıl olduysa gibi. Ha, orada nedendir varmış. Bilinmez, nasıl oluyorsa. Nasıl oluyorsa. Ne hikmetse. Ne hikmetse. Ah, zor da soruydu ya. Vallahi bugünün en zor sorularından da biriydi vallahi. İki kelimedir şöyle sorulmuştur efendim. Buyurun. Başsavcı yaktın beni. Birini her bakımdan incelemek ve denetlemek için izleme. İki kelime. Nokta noktaya aldık. Göz hapsini. Yok. Mercek altını. Güzel soru olurmuş ama mercek altını. Sığmaz. Sığmaz.
Birini, bu son soru değil mi? Son soru, son cevap. Ben oynayayım azıcık böyle. Nasıl istiyorsanız oynayayım. 1,5 dakika mı? Birini her bakımdan incelemek, denetlemek için izleme. Hı hı. Nokta noktaya alma. Karantina, göz hapsi. İki kelime. Nokta noktaya alma. Abluka almak olmaz. Şöyle duracağım azıcık. İnat değil mi? Harf de almıyoruz. Almıyorum, bekleyeceğim. Birini her bakımdan incelemek ve denetlemek için izleme. Nokta noktaya alma. İzliyorum kendisini. Peşindeyim. Hem de aramızda çok az bir mesafe var. Öyle peşindeyim. Yakın takip ve almak. Yakın takip. Yakın takip 1000 puan değerindedir. Ya biz bunu şey yapsak, nerede, hangi kamera keselim. Bir daha baştan alalım. 7300 puanın üzerine 1600 daha ekleseydik 8900 bulacak. İki harf daha alsam eklerdim. Ne bir harf bile alsaydınız o başsavcıyı bilirdim, çok rahat cevaplardınız. Evet. 8700 puan gibi şahane bir puanla bitirirdik. Fakat bu hesapları yaparız da. Sonra ne olurdu biliyor musunuz? Abim bana çok kızardı, yarın yola çıkacağız biz. Hayırlısı olmuş evet. O zaman. O zaman Havva Hanım'a bir alkış. Her şeyde bir hayır vardır. Tamam. Şöyle hayır, yapalım. Soğukkanlılığımı korumaya çalışıyorum. Alırım vallahi 400 puanı geri. Diyor ki bütünüyle olduğu gibi eksiksiz. Ay. Korkmayın, korkmayın. Askerlikle ilgili bildiğim tek şey bakaya. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Azıcık ipucu ne olur. Harf alayım bir tane. Olalım. Devre sonu, devre arası Galatasaray'a başarılar diliyorum bu arada bugün. Odaklanın biraz soruya. Devre bastonu. Devre dibi, devre ucu. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha. Çok güzel. Bir tane daha. Bir tane daha. Durdurdular. Koyun ne? Devre. Ay bunu bulamayacağım. Azıcık yardım edin. Kayı, koyu, kuyu. Neyi? Açılıyor. Koy vermiş. Hayır. Koyan. Ne? Ne? Ay ama çok zor. Çok zor bu. Y var, Y var. Odaklanın oraya. Devre. Kaybı, hayır. Çok kötü oldu bu. Hangi mevsim? Unuttum. 4 tane mevsim var ya. Şey, kış mı? Kış. Yaz mevsim. Yaz mevsiminde uygulanan zaman düzeni. Yaz saati. Yaz saati uygulaması. Çok teşekkür ederiz. 4. yarışmacımız Handan Hanım'la birlikteyiz efendim. Nasılsınız? İyiyim. Fark ettiğiniz üzere Serap Hanım da, Tuğba Hanım da, Havva Hanım da paylarına düşen talihsizlikle mücadele etmek durumunda kaldılar. Evet. İnşallah sizin başınıza öyle bir şey gelmez. Amin. Dikkat edilmesi gereken bir hadise daha var sizin için. 4. sıranın ataleti. Hem felaketi hem ataletidir. Çünkü 4. sırada yarışan yarışmacılar bazen kendilerinden sonra birisinin yarışacağını unuturlar. Elif Hanım unutulacak bir hanımefendi değil. 8000 lira alışık ki acemiliğine denk gelmişti de 8000 kazanmıştı. Daha yükseklere çıkabilir efendim. Gayet iyiydi yanımda cevap verken de. En iyi siz biliyorsunuz zaten. 7700 fena bir puan değil. Fakat geçebilirsek daha da ilerlere taşıyalım çıtamızı. Başlayalım mı? Başlayalım. Gelsin bakalım. 4 harfi tek bir kelime. Şöyle sorulmuş. Demiş ki amaç, gaye, maksat, hedef bu sözlerle eş anlamlı bir başka söz ki Türkçe kökenlidir. Harf alayım. Buyurun. Çok yaygın kullanılan bir kelime değildir. Harf alayım. Bir tane daha. Gündelik konuşmada karşımıza pek çıkan bir kelime değildir. Ulaşılmak istenen şey. Tam karşılığı o aslına bakarsanız. Harf alayım. Bir tane daha. Ulaşılmak istenen şey. Ulaşmak. Türeteyim. Arek, ürek, irek, erek. Erek bana yeter. Erilmek, ulaşılmak İlk istenen şey. İlk kez duydum. Şey. Kolay soru değildi. 100 puan kazandırdı ama. Başlamadan önce de söylemiştim. Sizin 4 harfli cevaplarınız diğer 4 harfli cevaplardan biraz daha zorca. Fakat karşılığını verecek ondan sonraki sorular. Bu erekten daha kolaydır ama. Buyurun gelsin. Ayak oyunu, desise de denen yanıltma amaçlı düzen. Harf alayım. 4 harfli bir kelime. Yanıltma amaçlı düzen. Hile.
Hile. İşte o kadar. 300 puan daha, 400'e çıkıyor kasa. Bakın şimdi yine efendim yaygın kullanılmayan, erek gibi mesela, yaygın kullanılmayan bir kelime vereceğim fakat sorunun içerisinde. Siz çok rahat bir şekilde o kelimeyi kullanarak 5 harfli cevabı bulacaksınız. Hem de hiç harf almadan. Buyurun gelsin. Türkçe kökenli eş anlamlısı batkı olan ticari hezimet. İflas. İşte o kadar. 500 puan daha, 900'e çıktı kasa. Şahane. Buna biraz dikkat. Mecazi anlamlı olduğu için akla başka kelimeler de getirebilir. Fakat çok da dikkat etmeyin efendim. İyi başladık, iyi devam edelim. Buyurun. Son 5 harfli cevaptır. Mecazi anlamda göze çarpmayan, bekleneni vermeyen, silik. Sönük. Bilemem. Sönük. Maşallah. 500 puan da yerinde, 1400. Şahane. 4 soruda 1400 puan. 6 harfli cevaplar efendim. Tek bir kelime. Oyuncak gibi sorular maşallah. Görelim. Bir akarsu yatağındaki ani büyük yükseklik değişimi nedeniyle oluşan çavlanda denen yer. Şelale. Handan Hanım, 600 puan daha kazandınız ki 2000'e çıktı kasa. Tıpkı Havva Hanım'a sorduğumuz yitmek sorusu gibi yarısı mastar, 6 harfli. Buyurun. Son 6 harfli cevap ve 6. soru. Uzunlamasına bölüp ayırmak. Yarmak mı? Ben karışmam. Yarmak. Risk alırsınız, en güzelini yaparsınız. 2600 olur böylelikle kazandınız. Arapça kökenli bir kelime vereceğim ki artık yaygın kullanılmıyor fakat hepimizin bildiği bir kelimedir. Siz onun Türkçe karşılığını söyleyeceksiniz bana. Çok da böyle çetrefilli bir soru değil. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Rahat bir şekilde. Buyurun. Hususiyet sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Hususiyet, özel, kişisel. Aman ha. Şahsiyet. Kopun oradan. Oradan kopun. Hususiyet. Özel değil. Özellik. Efendim? Özellik. Özellik 700 puan değerinde. Hususi araç, özel araç, şahsi araç, evet, derken bambaşka yerlere doğru götürdü sizi. 7 harfi tek bir kelime. Coğrafya sorusu. Şöyle sorduk. Büyük okyanusun diğer adı. Atlantik. Acaba. O da büyük ama. Pasifik. Pasifik. 700 puan değerinde. Doğru. 7 harfli. Şu noktaya kadar 2 defa sıçradık. Üçüncüsünden korunalım. Aman buyurun. 8 harfli tek bir kelimedir, şöyle sorulmuştur. Oburca mideye indirmek. Bence burada harf alınır. Siz bilirsiniz ama. Alayım, yani harf alayım. Çünkü çok kelime uygun görülebilir. Olmaz olsun o harfi. Evet, götürmek diyecektim. Mastardan geldi. İyi ki de almışız. Tıkınmak. Bilmiyorum, bana bakmayın. Tıkınmak. Tıkınmak. 700 puan da yerinde. 4700 kasa. Bu bilsin hesabımızı yapalım. İyi tamam. Durumdayız maşallah. Buyurun gelsin. Son 8 harfli cevap. Diyor ki alt anlamı gevşeyip yumuşamak, erimeye başlamak olan söz. Süzülmek değil. Harf alayım. Süremiz güzel. Bilmiyorum. Bana bakmayın. Ben yani süremiz güzel deyince bir harf daha alın demek istemiyorum. Süzülmek. Süzülmek değil. Süzülmek. Büzülmek. Büzülmek de değil. Erimeye başlamak. Çözülmek. Çözülmek. Değil mi? Bilmiyorum. Çözülür buz. Çözülür mü? Evet. Evet, çözülür. 600 puan da kazandırır efendim. 5300 oldu kasa. 3800 daha kazanılabilir. Ne olur biliyor musunuz? 9100 olur maşallah. Başımıza bir bela, bir sıkıntı gelmezse güzel noktalara doğru ilerliyoruz. Hadi sakin. Şöyle bir soru. Yabancı kökenli bir kelime tepki veya tepkime anlamına gelir.
Reaksiyon. Reaksiyon 900 puan değerindedir. 6200. Yalnızca 1500 puana ihtiyacınız var. 2900 puan kazanabilecek durumdasınız. Buyurun geliyor son 9 harfli cevabınızın sorusu. İki kelimedir. Der ki herhangi bir iş veya olayın belirlenmiş süresinin sonunu... Gün saymak. Heyecanla beklemek. 900 puan değerinde. Hiç kolay soru değildi. 10 harfi tek bir kelime. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Tek kelime dedim, kusura bakmayın. İnflak edip oluşturduğu gürültüden dolayı zarar veren bir tür patlayıcı. Parça tesirli değil. Parça değil. İnflak edip oluşturduğu... Süremiz bol. Ses bombası. Ses bombası. Süremiz bol demiştim. Beni dikkate almadınız, iyisini yaptınız, 1000 puan kazandınız. Bu sefer kandırdım. Alıştınız evet. Son sorudur, son cevaptır efendim. Bakalım, 9100. Vallahi olacak gibi. Efkarla dolmak, üzüntüye kapılmak. Tek kelime. Dertlenmek. Bir harf alayım. Mastardan hemen önce bir N harfi. Dertlenmek. Dertlenmek cevabını verdirtiyor Handan Hanım'a ve 9000 puana çıkıyor efendim kasaya. Üzerine de 1,5 dakikadan fazla süre arttırıyoruz ki Elif Hanım sağa sola dönmeye başladı bile. Hayırlısı bakalım efendim. Son noktayı koyacaklar. Bundan sonrası ya Handan Hanım'dır ya Elif Hanım'dır. Bir daha alkış isteriz kuvvetlisinden. Kredi kartı. 10 muymuş? Değil miymiş? 10'muş. 10'muş. E o zaman 1000 puan kazanmamız lazım. 8300. Şöyle bir derin nefes alın. Maşallah. Şimdi cevap. Lodos. Lodos. 300 puan değerinde. Aa, hülle ne ya? Gülle o. Bir harf alayım. Alamayız. Bırakın tadını çıkarayım. Peki efendim buyurun bırakın. O zaman. İş görür. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir de benim için. Bir de sizin için. Bir de benim için. Jaws. Jaws? Jaws olur mu hiç? Jaws köpek balığının adı. Aa. Ah Jaws gözün kör olmasın. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Sepetlemek. Sepetlemek 800 puan değerinde. Sapili, sepili, supili. Devam. Sopili, sipili. Bir de pi değil o. Pa. Pali. Sapali. Sapali de değil. Sepeli. Ay sepali. Değil. Sipali. Sipali işimizi görür. Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevirmek. Giriş gelişme sonuç. Mezirenme gelmedi aklıma. Sizin canınız sağ olsun. Daikin'le kelime oyunu devam edecek. Daikin.